Excel'de saatleri topladığınız zaman bunları doğru göstermek biraz sıkıntılı bir iştir. Mesela burada toplamları direkt aldığınızda 15 saat 15 dakika diyor. Oysa bu 24 saat geçiyor. Hatta birkaç günde geçiyor toplamları. 8,5 saatleri topladığınızda 20 gün için 8 saatleri vesaire topladığınızda çok uzun bir zaman eder aslında. Bunları tam doğru şekilde gösterebilmek. Şöyle yapıyoruz. Mesela burada 15 saat 15 dakika ama gerçekte 159 saat 15 dakika ya da toplamda 9555 dakika ya da toplamda şu kadar saat, daha doğrusu saniye ya da 6 gün 15 saat 15 dakika ediyor. Bunları gösterebilmek için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bu normal toplam süre böyle gösterilir. Fakat saat ve dakika göstermek istiyorsanız, yani saatleri tam gösterip dakikaları da 60 dakikanın elemanı olarak göstermek istiyorsanız şöyle yapıyorsunuz. Üzerine gelip sağ tıklayıp hücre biçimlendir kısmından. Şurada isteğe uyarlamış kısmına gelip şunu siliyorum. Burada saat ve iki nokta üstünde dakika şeklinde gösterirseniz bakın aynı şuradaki gibi gösterir. Üstteki gibi gösterir. Fakat ben saatin dışına köşeli parantez koyarsam burada şu anlama geliyor. Dakikayı tam göster fakat kalan sürenin tamamını saate yaz. Bakın 159 saat 15 dakika yaptı. Tamamen dakika göstermek istiyorsanız bunun üzerine gelip sağ tıklayıp hücre biçimlendirmeden isteğe uyarlanmış kısmından bunu da dakika olarak göster. Ama dakika olarak göstersem 15 dakika diyecektir. O yüzden dakikayı köşeli parantezin içerisine alıyorum. Tamamını dakika olarak göstermek demek bu. Bu da 9555 dakika. Aynısını saniyede de yapalım. Bunun üzerine gelip sağ tıklayıp saniyeyi gösterelim. İsteğe uyarlanmış kısmından. Saniyenin kodu N harfidir. Bakın 0 saniye diyor ama işte dakika tam olduğu için saniye 0 kalıyor. Bunun da dışına köşeli parantez koyduğunuzda bakın kaç saniye dediğini gösteriyor. Şunu yapmak istiyorsanız gün, saat ve dakika olarak göstermek istiyorsanız yine aynı yerden biçimlendire geliyorum. Günün kodu G ile gösteriliyor. Bakın 6 gün. Tamam. Arkasına boşluk, çift tırnak içerisinde gün yazıyorum. Çift tırnak kapatıyorum. Boşluk. Saatin kodu S idi. 15 saat. Boşluk, çift tırnak. Saat yazıp çift tırnağı kapatıyorum. Boşluk kaç dakikaydı? Dakikanın kodu D idi. Boşluk, çift tırnak içerisinde dakika yazıyorum. Saniye de gerek yok arkadaşlar. Enter'a bastığımda bakın göstermiş oldu.